Kıyamet günündeyiz. Pişmanlık artık o seviyeye gelmiş ki eğer ölümün öldürülmesi olmasaydı, Allah ölüme bir son vermeseydi o pişmanlık insanoğlunu öldürecekti. Ve insanoğlu keşke şu ameli işleseydim, keşke mümin olsaydım, keşke şunu arkadaş edinmeseydim, bununla beraber bir yerlere gitmeseydim diye pişmanlık diyor insanoğlu. Bu pişmanlıkların fayda vermeyeceğini biliyor. Neyi temenni edecek? İnna enzernakum azaben qariba yevme yenzurul mer'u ma qaddemet yedahu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Hiç toprak olmayı ister misiniz şu dünyada? He? Var mı içinizden ben toprak olayım diye? Bakın arkadaşlar, pişmanlığın ulaştığı seviyeye bakın. Öyle büyük bir pişmanlık ki kıyamet gününde o pişmanlıktan dolayı toprak olmayı dileyecek. Keşke toprak olsaydım diyecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Afdalus salati ve etemmet teslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ama ba'd. Bu sezonun ilk dersini yapıyoruz inşallah. Ne işleyeceğiz bugün? Yaşadığımız hayatı biliyoruz. Ne oldu, ne olacak, ne yaparsak başımıza ne gelir? Pişmanlık duymak ne demek? Sevinmek ne demek? Mutlu olmak demek ne demek? Bunları biliyoruz. Bu sezon birkaç ders veya üç ders veya beş ders bilemiyorum. Şimdiki hayatımız değil, sonraki hayatımız hakkında konuşacağız biraz. Her ders başka bir, sonraki hayatımızın başka bir bölümü. Yani şöyle düşünün, dünya hayatımız var. Dünyada bir ticari hayatımız var değil mi? Dersin birinde ticari hayattan bahsettiğimizi farz edin. Dersin birinde sosyal hayattan bahsettiğimizi farz edin. Dersin birinde evlilik kurumundan ve Müslümanların evlilik veya insanların evlenmesi, bundan bahsettiğimizi farz edin. Aynı şekilde çok geniş bir hayat olacak. Hepimiz öleceğiz. Sonra tekrar dirileceğiz. Sonra Rabbimize kavuşacağız. Bambaşka ama bütün ayrıntılarına kadar Allah Subhanahu ve Teala tarafından bize öğretilmiş bir hayat var. En ince detayına kadar anlatılmış bir hayat var. Bu dersleri devam ettiğimiz zaman o hayat hakkında çok ciddi bilgilere sahip olacağız Allah'ın izniyle. Veya bazı bilgileri biliyoruz, bazı bilgileri biliyoruz. O bilgileri yeniden hatırlayacağız. Tüm bunlardaki amacımız ise Mevdudi İslam Davetçilerine Öğütler isimli kitabında diyor ki önce hepimizin bir ıslaha ihtiyacı var diyor. Buradaki amacımız benim önce kendimi, sonra en yakınlarım olan ailemi ve sonra en yakınlarım olan sizleri ıslah etmek. Önce kendi nefsimi ıslah etmek. Amacımız bu olacak arkadaşlar. İşte ahiret hayatından bahsedeceğiz. Öldükten sonraki hayattan bahsedeceğiz. Birisi berzah hayatı dediğimiz kabirdeki hayat. Diğeri ise hesap günü, cennetteki hayat ve cehennemdeki hayat. Bu hayata dair her ders farklı farklı hususlardan bahsedeceğiz. Bugün kısaca ahiret hayatının önemi hakkında bilgi verip orada başımıza gelmesi muhtemel, hatta Müslüman olanların başına gelmesi bile çok yüksek ihtimal bir hadise var. Pişmanlık hadisesi. Kıyamet gününde pişmanlık dediğimiz bir sahne var. Kur'an-ı Kerim'de hasret veya nedamet şeklinde kelimelerle veya hel veya lev veya levla gibi edatlarla özellikle üzerinde durulan pişmanlık günü. Yevmül hasrah, pişmanlık günü. Böyle bir hal var. Öldükten sonra biz bu halle karşılaşacağız. Kur'an-ı Kerim bu pişmanlıkla ilgili çok net, çok açık, çok sarih bilgiler vermiştir. Bugün bunu işleyeceğiz inşallah. Önümüzdeki haftada bir başka bölümü işleyeceğiz. Siz bu derslerden sorumlusunuz. Bu dersler cumartesi günleri. İnternetteki Şehadet Mektebi kanalımıza, YouTube kanalımıza atılacak. Cumartesi gününe kadar bu dersle ilgili sorular size gelecek zaten. Ve siz bu soruları cevaplayacaksınız. Önümüzdeki ders burada toplandığımız zaman bu soruları cevaplayarak işe başlayacağız. Bu sorular üzerinde duracağız ama hem burada beni dinleyeceksiniz
Hem de bu kaydı tekrar dinleyeceksiniz. Dinlerken soruları ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Biraz sonra bu soru işlemini nasıl yapacaksınız? Nelere dikkat edeceksiniz? Ondan da dersten sonra bahsedeceğim inşallah. Evet, neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Önce kıyamet gününden biraz bahsedelim. Ya da kıyamete imandan, ahirete imandan bahsedelim. İslam itikadının en önemli esaslarından bir tanesi ahiret gününe imandır. Allah'a ve ahiret gününe iman ikilisi hemen hemen ne Kur'an'da ne de sünnette hiç birbirinden ayrılmamıştır. Ne Kur'an'da ne de sünnette birbirinden hiç ayrılmamıştır. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız şöyle 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 yapın, bununla sorumlusunuz, bunu yapmak zorundasınız şeklinde Kur'an-ı Kerim'de veya men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa böyle böyle yapsın şeklinde sünnette gelmiştir. Demek ki imanın en önemli ilkelerinden bir tanesi Allah'a iman, diğeri ise nedir? Ahiret gününe imandır. İmanın olmazsa olmazlarındandır. Bundan dolayı insanlar uyarıyla, yani bir Resul geldi kavmini uyarıyorsa mutlaka ama mutlaka ahiret günüyle uyarmıştır. Bundan dolayı Resuller beşir ve nezir vasıflarıyla vasıflandırmıştır. Resullerin bir vasfı beşir, diğer vasfı ise nezirdir. Ne demek? Ahiretle müjdeleyen, ahiretle korkutan, cennetle müjdeleyen, cehennemle korkutan demektir Resul. Resullerin bir sıfatı veya Resullere Kur'an-ı Kerim'de vasıf olarak verilen sıfatlardan bir tanesi de beşir ve nezir olmalıdır. Sadece Resul'e bu vasfın verilmesi bile, yani bir Resul geldi, biz hep diyoruz niçin geldi Resul? Allah'a ibadete davet etmek için. Evet, başka niçin geldi? Kıyamet gününü hatırlatmak için. Başka neden geldi? Kıyamet günüyle korkutmak için. Başka neden geldi Resul? Kıyamet günüyle müjdelemek için geldi. İnsanlar arkadaşlar kıyamet konusunda ikiye ayrılmışlardır. Daha doğrusu insanlar kıyamete iman konusunda iki ana gruba ayrılır. Birincisi Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimunas salate ve mimma razaknahum yunfikun vellezine yu'minun bil gaybi وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar hakkıyla ahirete iman ederler. Onlar hakkıyla ahiret gününe ne yaparlar? İman ederler. Dedik ki insanlar kıyamet gününe iman noktasında ikiye ayrılmışlardır. Birinci grup olanlar hakkıyla, yakinen ahiret gününe iman edenlerdir. Bunlar öyle bir imana sahiptirler ki, bakınız bu arkadaşlar sıcak. Tek seferde benim içmem mümkün değil. Ben bunu tek seferde, çok sıcak çünkü. İçer miyim sizce? İçmem. Buradaki herkes iç, iç, iç diye tezahürat etse bunu içer miyim? İçmem. Ödül vereceğiz deseniz içer miyim? İçmem. Çok sıcak çünkü. İçinizden herhangi birisi içer mi? İçmez. Çünkü ben bunun beni yakacağını, bana zarar vereceğini, ben bunu içtiğim zaman pişmanlık duyacağıma öyle büyük bir bilgim var ki bak bunu yapmıyorum. İşte birinci grup ahirete o kadar iman etmiştir ki. وَبِالْ اٰخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ Yakin bir imanla iman etmiştir. Yakin ne demektir biliyor musunuz? İlmin üst mertebesidir. İlmin üst mertebesidir. Bilginin bir üstüne yakin denir. Tevhidin yakın şartı da buradan gelir. Bilginin şartıdır. Yakin neyin şartıdır? Bilginin şartıdır. Bilgi, yakin derecesine ulaştığı zaman faydalı bir bilgidir. İşte bu şekilde ahiret gününe iman edenler, ağızlarından kötü bir söz çıktığı zaman bunun kitaplarına yazılı olduğunu bilip o sözü kesinlikle söylemezler. Tıpkı benim bunu veya sizlerin bunu içmeyeceği gibi. Ya da başka bir örnek verelim. Burada kızgın bir soba olsun. Size ne vaat ederse vaat etsinler. O sobanın üzerine elini değdirir misiniz? Değdirmezsiniz. Ya da ütü yapıyoruz. Kızgın bir ütü.
Kızgın bir ütü. Size ne vaat ederlerse etsinler, o ütüyü yüzünüze bastırır mısınız? Bastırmazsınız. Neyle tehdit ederlerse etsinler, o ütüyü yüzünüze bastırır mısınız? Bastırmazsınız. Niçin? Ütünün sıcak olduğuna dair yakini bir imanınız vardır. Sadece bilgi değildir bu. Kesin inanıyorsunuz. Hiç şüphe duymuyorsunuz. Ütüyü yüzünüze dokundurduğunuz zaman, buraya bakın arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Siz de direkt buraya bakın. Evet, telefonlar da kapalı olsun inşallah. O ütüyü yüzünüze bastırdığınız zaman büyük bir acı ve azap göreceğinize kesin iman ettiğiniz için siz ondan uzak durursunuz. İşte birinci grup, ahirete iman eden birinci grup böyle yakini bir imana sahiptir. İşte bundan dolayı namaza durduğu zaman, ahiret sahnelerini hatırladığı zaman hüngür hüngür gözyaşı döker. İşte onlar secdeye kapandıkları zaman hüngür hüngür gözyaşı dökerler. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ahiretten etkilenip bayılanlar başlığı altında özel bir bapta işleyeceğiz inşallah. Birinci grup budur. İkinci grup ise ahirete hakkıyla iman etmeyen ya da hiç iman etmeyendir. İkinci grup ahiret gününe hakkıyla iman etmeyen ya da hiç iman etmeyendir. Hiç iman etmeyenler kafirlerdir. Onlar ahiretin varlığından derin bir şüphe, ki buradaki şüphe inkar manasındadır, ayette de o manada geçer. Derin bir şüphe içindedirler. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اِنَّا لَمَبْعُثُونَ Biz gönderildikten, biz toprak olduktan, kemiklerimiz ufalandıktan sonra yeniden mi diriltileceğiz diye ahireti inkar ederler. Bizim üzerinde asıl durmamız gereken ikinci grup, bunlar ahiretin varlığını bilirler. Sorduğun zaman ahiret günü var mı? Evet var derler. Öldükten sonra dirilecek miyiz? Evet derler. Ama buna dair bir güçlü bir hazırlıkları yoktur bir. İki, ahiret gününe imanın hayatlarında köklü bir etkisi yoktur. Bundan dolayı hiç Allah'tan korkmadan haraba bakabilir. Bundan dolayı hiç Allah'tan, ahiret gününden çekinmeden diliyle haram işleyebilir. Bundan dolayı ticaretine ahiret gününün etkisi yoktur. İşte bu ikinci grup arkadaşlar, ahiret gününe ne kadar çok iman ediyorsa, Allah'a teslimiyeti, İslam'a teslimiyeti, Kur'an'a teslimiyeti, Resul'e ittibası o kadar çoktur. Ahiret gününe ne kadar az iman ediyorsa, Kur'an'a imanı, tevhide imanı, İslam'a teslimiyeti, Resul'e itaati o kadar azdır. Yani kişinin hayatında salih ameller ve teslimiyeti ahiret gününe iman ile ilişkilidir. Bu ikinci grubun imanı yakini derecede değildir. Biliyordur ama ütünün yüzüne geldiği zaman yüzünü parçalayacağını bildiği için ütüden uzak duran o kişi, ondan daha büyük bir azaba maruz kalacağı bir ticaretten uzak durmaz. Bu ticareti yaptığın zaman ütünün yüzünü parçalamasından daha büyük bir azapla karşılaşacaksın desen, o bilgi vardır ama bu kadar değildir. Bundan dolayı o ticareti yapar. Dilini bu şekilde kullanma. Bak yalan söylüyorsun. Yalan söylediğin zaman kıyamet gününde o soba vardı ya, o sobaya elini dokunduğun zaman yanacak ya, bundan daha büyük bir azapla karşılaşacaksın dediğin zaman kıyamet gününe imanı sobanın kendisini yakacağına dair imanı gibi olmadığı için dilini yalandan esirgemez. Namazlarını vaktinde kıl, zamanında kıl, kesinlikle geçirme. Namazı kim men terake salate müteammiden fakat kefere cihar. Kim namazı bilinçli bir şekilde bilerek terk ederse o apaçık bir şekilde kafir olmuştur. Buraya gel inşallah. Böyle gel. En başa, en başa. Evet. O kimse kafir olmuştur. Hadisini bilir. Namazı terk ettiği zaman kıyamet gününde sizin sakara, bu cehenneme girmenizin sebebi nedir diye kendisine sorulacağını bilir. Mâ nekum minel musallîn mi? وَلَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ Biz namaz kılanlardan değildik. Bundan dolayı da bu sakara girdik. Bunu bilir ama buna yakini bir imanı olmadığı için namazlarında nedir? Gevşektir.
İşte arkadaşlar, burada bu derslerin önemi, devamlı ne yapmamız gerekiyor? Ahiret gününü hatırlamamız gerekiyor. Kardeşler, Kur'an'ın Mekki dönemine baktığımız zaman ağırlıklı olarak ahiret gününe, ahiret gününden bahsetmesinin neticesinde biz şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Hani bugünden itibaren yeni bir çalışmaya başladık ya ve bu çalışmamızdaki hedefimiz de nefislerimizi ıslah etmekti ya, düzelmekti ya. Amacımız buydu. Peki Allah Subhanahu ve Teala o köklü şirkin içerisinden gelen Mekke müşriklerini neyle ıslah etmek? Allah'ın metodu neydi? Ahiret gününü hatırlatmaktı. Bakın ilk ayetlere bakın. Hemen hemen hepsinde kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem ahvali vardır. Allah Subhanahu ve Teala yıllardır şirkin içinde duran, o şirkin içinde her türlü pisliği işleyen, Allah'a imandan uzak, putlara ibadet eden, her türlü ahlaksızlığı yapan o toplumu kıyamet gününe iman, ahiret gününe iman ile ıslah etmeyi dilemesi bizim de buradan işe başlamamız gerekli kılıyor. O halde burada önce kendi nefsime, sonra burada sizlere, daha sonra da bu konuşmanın sosyal medyada dinleyen bütün Müslüman kardeşlere, ıslaha başlayacaksanız ahiret gününe imanla başlayın diye tavsiye etmeyi kendi üzerime bir borç biliyorum. Hocam şöyle bir problemim var. Ahiret gününe imanla işe başla. Günahlardan nasıl kurtulacağım? Ahiret gününe imanla işe başla. Örnek çok basit. O ütünün, kızgın ütünün yüzüne değdiği zaman senin ne denli perişan edecek, yüzünü nasıl parçalayacağını biliyorsun ya sen. Bunu biliyorsun değil mi? Ha, bu ütüden uzak duruyorsun. Bu sana ne vaat ederlerse etsinler, o ütüyü tutup yüzüne basmıyorsun. İşte dünyada da sana ne vaat ederlerse ve etsinler, cehenneme düşmekten korunmak adına imanını güçlendirmek zorundasın. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de kıyametle ilgili birçok sahne olduğu gibi, mesela kıyamet gününün özel isimleri vardır. Bunlardan bir tanesi nedir mesela? وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ Kıyametin isimlerinden bir tanesi يَوْمُ الدِّينِ Din günüdür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Din günüdür. Hesap ve ceza günüdür. Şimdi dedim ya, pişmanlık meselesine girmeden önce ahiret ile ilgili bir hatırlatma, birkaç sunumda bulunacağız. Daha sonra detaylara gireceğiz dedik ya. Şimdi ondan bahsediyoruz. Kıyamet gününün isimlerinden bir tanesi neymiş? Yevmiddin. Din günü. Din burada ceza, mükafat, karşılık demektir. Her şeyin karşılığının verileceği gündür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim miskal kadar, yani zerre kadar bir iyilik verse, يَوْمُ الدِّينِ Din gününde onun karşılığını görecektir. Kim de bir şer ortaya koyarsa, يَوْمُ الدِّينِ Din gününde onun karşılığını görecektir. O halde ahiret gününün bu ismi bize şunu öğretmelidir. Yevmiddin, kıyametin, ahiret ahvalinin o günün isimlerinden bir tanesi değil mi? Allah Subhanahu ve Teala o günü ne diye isimlendirmiş? Yevmiddin, ben ne yaparsam yapayım karşılığını mutlaka göreceğim. Ben ne yaparsam yapayım, Yevmiddin o gün mutlaka ama mutlaka bunun karşılığını göreceğim. Müminde bu bilinç olması gerekir. Kıyamet gününün isimlerinden bir tanesi Yevmül Fasıl'dır. Hâzâ yevmül fasıl lezî kuntum bihi tükezzibûn. İşte bu sizin yalanladığınız fasıl günüdür. İyilerle kötülerin, salih olanlarla facir olanların, muttakilerle şirk ehlinin birbirinden tamamen ayrıldığı, fasl edildiği yevmül fasıl'dır. O halde kıyamet gününün, ahiret gününün isimlerinden yevmül fasl olduğunu bilen ve bu isme iman eden mümin, o gün bir ayrımın gerçekleşeceğini, kötülerin bir tarafta, iyilerin bir tarafta, hatta iyilerin bile kendi arasında fasl edileceği, ayrışacağını ne yapmak zorunda? Bilmek ve ona göre amel etmek zorundadır. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet gününde femtazul yevm dediği zaman ne tarafta bulunması gerekiyor? Ona göre amel etmesi gerekir. Atacağı adım, bir adım attığı zaman ben bu adımı attığımda fasıl gününde hangi taraftan olacağım? Ben bu adımı attığım zaman fasıl gününde benim
Tarafım, safım nerede olacak? Önce bunu düşünmesi lazım. Ticaret mi yapıyorsun? Ticaretinde ben bu ticareti yaptım, ben bu şekilde ticaret yapıyorum. Bu ticaretimin neticesinde yevmül fasıl, o fasıl gününde ben hangi tarafta yer alırım? Ben Müslümanlara böyle böyle davrandım, Müslümanlar hakkında böyle böyle konuştum. Bunun neticesinde yevmül fasılda benim halim nice olacak? Ben hangi safta yer alırım? Müminde bu itikat, bu inanç, bu bilgi her saniye, ama her saniye var olması gereken inanç, bilgi, itikatlardan bir tanesidir. Kıyamet gününün bir diğer ismi ise nedir? Var mı bilen? Hadi bakalım. Onu ben dedim. Benim dediğimi demek. Refi'u derecati zul arşi yulgir ruha min emrihi ala men yeşa'u min ibadi li yunzira yevmet talak. Buluşma günü. O gün buluşma günüdür. Herkes bir, Allah'la buluşacak. Müminler Allah'ın cemaliyle buluşacak. Müminler Allah'ın rahmetiyle buluşacak. Müminler Allah'ın merhametiyle buluşacak. Müminler cennetle buluşacak. Müminler Resul'ün şefaatiyle buluşacak. Müminler sadıklarla buluşacak. Müminler şehitlerle buluşacak. Müminler naim cennetlerle buluşacaktır. İşte o gün yevmut talaktır, buluşma günüdür. Bunun karşılığında kafirler, bunun karşılığında facirler, Allah'ın gazabı, Allah'ın öfkesi ve Allah'ın azarıyla karşılaşacaktır. Sinin oraya diyecektir Allah Subhanahu ve Teala. Bunun karşılığında müminler o gün yevmut talakta, facirler, kafirler, Allah'ı razı etmeyenler o gün cehennem azabıyla karşılaşacaktır. O gün zebanilerle karşılaşacaktır. Ve o gün nice ama nice hiçbir insanın hayal dahi edemeyeceği zor ve sıkıntılı şeylerle karşılaşacaktır. O halde kıyamet gününün isimlerinden bir tanesi yevmüt talak. Bunu bilen ve buna iman eden mümin ağzından bir cümle çıkacak ya, hemen şunu düşünmesi gerekiyor. Ben o gün kimle buluşmak istiyorum? Bir amel mi yapacak? Bunu yapmadan önce dur. Ben o gün kiminle buluşmak istiyorum? Bir yere mi gideceksin? Gitmeden önce düşün. Ben kiminle olmak istiyorum? Kıyamet gününde yevmut talakta ben kimle buluşmak istiyorum? Eğer Allah'la, eğer sıddıklarla, eğer şehitlerle, eğer cennetle, eğer merhametle, eğer şefaatle buluşmak istiyorsan ona uygun bir yere gideceksin. Yok, ona uygun bir yere gitmezsen Allah'ın gazabı seni beklemekte. Meleklerin atın bunları cehenneme sözü seni beklemekte. Atın bunu cehenneme sözü seni beklemekte. Kıyametin isimlerinden bir tanesi de yevmut telaktır. Başka? Yevmul vaat. Evet, başka? Ve ya kavmi inni ehafu aleykum yevmet tenaat. Bağırıp çağrışma günü. Yevmut tenaat. Bağırıp çağrışma günü. O gün insanlar Müslüman veya kafir fark etmeksizin çok büyük, o gün çok büyük bir gündür. O büyük günün dehşetinden dolayı hiç kimse daha başına neyin geleceğini bilmediği için, hesabının nasıl geçeceğini bilmediği için, defterlerin açıldığında karşısına neler çıkacağını bilmediği için o gün bağırıp çağırma günlerinden bir tanesidir. Başka? Muhti'ine ile da'i yekulul kafirune hâzâ yevmun. O gün çok nedir? Zor bir gündür. O gün herkese çok bir zor gündür. Önümüzdeki derslerde zor gün ne demek uzun uzun işleyeceğiz. İnsanların terden ne halde olduklarını işleyeceğiz. Sırattan geçerken ne kadar iman sahibi olursan ol, sıkıntıları ve dertleri göreceğiz. Ama şimdi sadece kıyamet ahvaline dair bir mukaddime ve bir ön bilgi sunuyoruz arkadaşlar. O gün zor bir gündür. O günü kolaylaştıracak olan senin bugün yapacağın amellerdir.
O günü kolaylaştıracak olan senin tevhidindir. O günü kolaylaştıracak olan senin şirkten, küfürden, fısk ve fücurdan uzak durmandır. O günü kolaylaştıracak olan, biraz sonra gelecek, senin müminlerle arkadaş olmandır. O günü kolaylaştıracak olan senin kafirlerden, senin zalimlerden, senin facirlerden, senin kötü arkadaşlardan uzak durmandır. O günü kolaylaştıracak olan. Ama o gün zor bir gündür. Başka? Asra yemin olsun da asır günü demiyor ama. Tamam. Evet. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْمُ التَّغَابُونَ. O gün tegabun günüdür. Dünyada kapılıp ahireti unutanların büyük bir perişanlık ve pişmanlık duyacağı gündür. Biraz sonra bunu işleyeceğiz inşallah. O gün ahireti unutanların, bakın, inkar edenlerin değil. Biz ahireti külliyen inkar edenlerle konuşmuyoruz. Biz bize konuşuyoruz. Biz genel müminlerin, Müslümanların ahvalini konuşuyoruz. Ahireti unutan, yani bir söz söyleyeceği zaman o sözün bedelini kıyamet gününde ödeyeceğini unutan. Bir amel işleyeceği zaman o amelin bedelini kıyamet gününde göreceğini unutan kimselerin büyük ama büyük pişmanlık, büyük ama büyük üzüntü duyacağı, büyük bir nedamet duyacağı gün demektir o gün. Evet. Ahiretin diğer bir ismi arkadaşlar, yevme zalikel yevm, zalikel yevmul hak, femen şa'ettehaze ila rabbihi me'aba. O nedir? Hak gündür. Kendisinden kuşku olmayan bir gündür. Evet. Ahiret gününe dair çok kısa ve çok mukaddime olan bu ön girişten sonra asıl konumuza gelecek olursak, ahiret gününde, hani biz ne dedik? Dünyada bir hayatımız var değil mi? Biz bu hayatı biliyoruz. Mesela nedir? Bir kimse evlendiği zaman, yani evliliğin ne olduğunu biliyor. Bilinmez değil, değil mi evlilik? Ya da ticarete girdiğiniz zaman ticaret sizin için bir bilinmez mi? Hayır, değil. Öyle değil mi? İşte bir yola çıktığınız zaman yolculuk sizin için bilinmez değil. Aynı şekilde kıyamet ahvalinde de farklı farklı haller var dedik. Biz bu halleri her hafta, bu hallerden bir tanesini veya kıyamet gününe dair veya kabre dair veya ölüm anına dair ne yapacağız? Bazı şeyleri işleyeceğiz dedik. Bugün işte işleyeceğimiz konu, o gün pişmanlık günüdür. O gün nedir? Pişmanlık günüdür. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde pişmanlığı yevmül hasre, hasret günü, pişmanlık günü veya nedamet günü olarak Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde geçmiştir. Bu çocuğum uyumasın bakalım bir. Uyuyor musun sen? Tamam. Uyumadığını ben de göreyim. Tamam. Allah Subhanahu ve Teala hasret, pişmanlık veya nedamet, her ikisi de nedir? Pişmanlıktır. Allah Subhanahu ve Teala pişmanlığın geçtiği ayetlerden bir tanesi, zannedersem iki ayette geçiyor. Bir tanesi Meryem suresi 39. ayet. Ve enzirhum yevmel hasrati iz kudiyel emr. İş tamamen bitti, biteceği o gün var ya, her şey bitecek artık. Amel etmen mümkün değil. İşlediklerini tekrar geri getirebilmen, tekrar geriye dönebilmen, yapmış olduğun bazı şeylerden. Arkadaşlar, pişmanlık nedir hiç bilir misiniz? Hiç çaresiz bir pişmanlığın içine düştünüz mü? Çaresiz bir pişmanlık. Bir şey yaptın, geri alman mümkün değil ve bir şey yapman mümkün değil. Bunu en iyi cezaevine girenler bilir. Kapıdan girersin, kapı üstüne kapanır, çıkman mümkün değil. Ama yine de bir umut vardır. Allah Sevgisi isimli kitapta bunu yaşamak için cezaevine girenlerin halini bir düşünün yazıyordu. Bunu belki de dünyada en iyi bilenler cezaevinde olup müebbet alanlardır. Bir anlık öfkesine kapılmış, birini öldürmüş, bir şey yapmış, müebbet almış, 3-5 müebbet almış ve dünya hayatı boyunca orada kalacak. Ona en azından böyle söylenmiştir. Kapı üzerine kapanmıştır. Ne yaparsa yapsın çıkması mümkün değildir. Bundan dolayı derler ki buradan çıkmak ancak battaniye iledir. Yani ölüp çıkacaksın. Ama kıyamet gününde böyle bir şey de mümkün değil. Arkadaşlar, hayatınızı düşünün. Geri dönmesi imkansız bir pişmanlığın içinde hiç oldunuz mu? Eğer olduysanız onu düşünün.
Mesela bizim kuşak, bizim yaşımızdaki insanlar şunu düşünebilir. Gençliği bitirdik değil mi? Gençlik bitti. Gelmesi mümkün değil. Leyte şebabe yaud yevmen. Gençlik keşke gelseydi de ihtiyarlığın bana neler yaptığını ona bir haber etseydim diyor. Ama gelmeyecek. Geçenlerde bir şiirde okumuştuk. Keşke satılsa da satın alsam diyor. Leyte şebabe bu'a. Ya bu amı böyle bir şiir okumuştuk. Keşke gençlik. Mesela bu pişmanlığı bizim kuşak en güzel şekilde bilir. Var mı içinizde gençliğe dönmemek isteyen? Yok, hepimiz isteriz değil mi? Şöyle bir 20'li 18'li yaşlara gelsek hepimiz bunu isteriz. Hepimiz bunu isteriz. Peki bu mümkün mü? Mümkün değil. Elden kaçtı mı? Kaçtı. Yapabileceğimiz hiçbir şey var mı? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kıyamet günündeki pişmanlık, bu pişmanlığın çok 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 üstündedir arkadaşlar. Çünkü gençliğin elden kaybolması, yani senin için bir hüsran olmayabilir. Ama kıyamet gününde salih amellerin kaybolması senin için büyük bir pişmanlık olacaktır. Mukatil bin Süleyman diyor ki, bugün de diyor cehennem ehli öyle bir pişmanlık içinde olacak ki, dikkat. Sıcak suyumuz var mı? Al. Mukatil bin Süleyman. Meryem suresinin 39. ayetiyle ilgili diyor ki, nitekim o gün cehennem ehli öyle büyük bir pişmanlık içinde olacak ki, iyi dikkat edin, ilk defa okuduğum bir kavil. Eğer Allah onların hayatta kalmaları, ölmemeleri noktasında hüküm vermeseydi, o pişmanlık onları öldürürdü. O pişmanlık, pişmanlıktan ölürlerdi. Allah kıyamet gününde ölümü kaldırıyor değil mi? Ölüm yoktur. O gün pişman olan kimse, eğer ölüm olsaydı kıyamet gününde, sırat esnasında, Allah'la karşılaşma esnasında, cehenneme azabı görme esnasında, ölüm olsaydı, Allah ölümü yok etmeseydi, pişmanlık onları öldürecek seviyedeydi. Subhanallah, pişmanlığın derecesine bakın arkadaşlar. İnsan pişmanlıktan ölür mü? Evet. Yapacağın hiçbir şey yok. Geri dönmen mümkün değil. Diyor ki İbn-i Cevzi, bu ise ahiret günü yaşanacak pişmanlığın, dünyada insanın herhangi bir konuda duyduğu pişmanlığın çok 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 üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Dünyadaki pişmanlıklarımız nedir ki? Cezaevine girdin. Ben her zaman diyordum öldüğünde çıkacaksın. Dert etme, en fazla 50-60 yıl sürecek. Asıl dert edeceğin dert, sonu gelmeyen bir azap olsun. Ayrıca o gün sadece Allah'a inkar edenlerin pişmanlığı ifade edilmemektedir Kur'an'da. İbn-i Cevzi söylüyor bunu. Aksine hata yapan hatalar için, kötülük yapan kötülük yaptığı için, iyilik yapan daha fazla iyilik yapmadığı için pişman olacaktır. Hata yapan hatası için pişman olacak. Kötülük yapan iyilik yapmadığı için pişman olacak. İyilik yapan daha fazla iyilik yapmadığı için pişman olacak. İyilik yapan daha fazla iyilik yapmadığı için ne yapacak? Pişman olacak diyor. Kıyamette yaşanacak hasret ve benzeri sahnelerin önceden Kur'an-ı Kerim'de haber verilmesi Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmet sıfatının bir tecellisidir. Allah Subhanahu ve Teala bize rahmet etmiş, bize merhamet etmiş, bize şefkat etmiş ve bunun eseri olarak kıyamet gününde ne yapmıştır? Bir pişmanlığın olacağını bize beyan etmiş. Önceden söylüyor bize. Merhametin eseri olarak o gün pişman olacaksınız. İyilik yapan dahi pişman olacak. İyilik yapan dahi pişman olacak. Niye daha çok iyilik yapmadım diye. İşte öyle bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. Peki o günde pişman olduk. O güne gittik. Buluştuk o günle. O günden dolayı pişmanlık var. Bu pişmanlık bizi neye sevk edecek? Okuyoruz. Maide suresi 35. ayet. İnnellezîne keferû. Kafirlere gelince lev enne lehum mâ fil ardı cemî'an ve mislehu ma'ahu. Arzda ne varsa ve arzda olanların bir misli daha onun olsun.
لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününden kurtulmak için onu fidye versin. Subhanallah. O gün pişman olacak insan. İnsanoğlu o gün büyük bir pişmanlıkla karşılaşacak. Ölüm olsaydı o gün bu pişmanlık onu öldürecek seviyede olacak. Kendisine pişmanlık olan o halden kurtulabilmek için yeryüzünde ne varsa, yeryüzünün servetini bir düşünün arkadaşlar. Diyoruz ki şu kişi şu kadar zengin, bu kişi bu kadar zengin. Sizin zengin dediğiniz insan yeryüzünün tamamının zenginliğinin yüzde biridir. Öyle değil mi? Dünyanın en zengin olan adam yeryüzünün tüm zenginliklerin yüzde kaçındır? Yüzde biri, binde biri, belki on binde biridir. Yeryüzünün tamamı sizin olacak. Bu gördüğünüz Konya, İstanbul, İrlanda, İngiltere, yeryüzünde ne varsa hep sizin olacak. Ağaçlar, denizler, ormanlar, bütün mülk sizin olacak. Onunla beraber bir misli daha sizin olacak. O günden kurtulmak için ben bundan hepsini vereceğim diyecek. Ya Subhanallah, bugün buna ne gerek var ki? İşte şu hayatta vermen gereken çok basit şeyler var. Allah'a iman etmen, Allah'a şirk koşmaktan uzak durman ve ona ibadet etmen, onun haram kıldığı şeylerden uzaklaşmak hepsinden daha basit. Bugün dünyadayken size her geçireceğin güzel bir gün, yani bir gün, o günde güzel bir Müslüman olarak geçireceksin. Namazlarını vaktinde kılacaksın. Dilini haramdan koruyacaksın. Belini haramdan koruyacaksın. Gözünü haramdan koruyacaksın. Kötülük yapmayacaksın ve iyiliklerde bulunacaksın. Her bir gün için sana şu kadar para vereceğiz deseler yapmaz mısın? Yaparsın. Bakın arkadaşlar, o gün kıyamet gününde dünya ve içindekilerin bir misli de senin olsa onu fidye olarak vermeyi dileyeceğiz. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala bizim için bugün en kolay olanı vaat etmiş. En kolay olan, en kolay olan bugün Allah'ın dinini hakkıyla yaşamak. Devam ediyoruz. Enam suresi 70. Dinlerini oyun ve eğlenceye alan ve dünya hayatını aldattığı kimseleri bıraksan. Ancak onunla Kur'an'la uyar ki bir kimse kazandığından dolayı helak olmasın. Aksi halde Allah'tan başka ne bir dostu olur ne de bir şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de hiçbir şekilde kabul olmaz. Her türlü fidye. O gün kıyamet gününde o pişmanlığın kalkması için verilebilecek her türlü fidyeyi verse yine de o pişmanlık ne olmayacak? Kalkmayacaktır. Peki insan ne verebilir o gün? يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمَ اِذٍ بِبَن۪ي Neyini? Evlatlarını değil mi? Var mı? Şu an dünyada en ufak bir şey için evladını fidye verebilecek hiçbirimiz veremeyiz. Evladımıza değil bizim başımıza gelsin deriz. Evladımızdan değil bizden gitsin deriz. Öyle değil mi? Hepiniz çoluk çocuk sahibisiniz. Ama o gün pişmanlıktan kurtulmak için bizzat kendi öz evladını cehennemde, yani al öz evladım ya Rabbi kurtulacaksam benim öz evladım cehenneme girsin ben kurtulayım. Fidye olarak onu verecek. Bitmedi. Ve sahibetihi ve ahihi ve fasiletihi leti tu'vi ve men fil ardı cemi'an thümme yunci. Annesini, babasını, kardeşini, başka başka ayetler de var. Enam suresinde bu ayet Enam suresindeki ayeti açıyor. Enam suresindeki ayet fidye olarak verecek her şeyi verebilir diyor. Kendi öz evladını, kendi öz eşini, kendi öz anneni, kendi öz babanı, annem, babam, çoluğum, çocuğum hepsi cehenneme girsin de ben kurtulayım diyecek insanoğlu. İşte öyle bir büyük bir pişmanlık günü. Evet. Ayeti mealini tam bir okuyayım ben. O gün kafir yeter ki azaptan kurtarayım diyerek kendi çocuklarını, eşini, kardeşini, vaktiyle kendisine sahip çıkan kabilesini ve hatta yeryüzünde kimi varsa, yeryüzünde tanıdığı kim varsa bütün sülalesini gözünü kırpmadan feda edecektir. Feda etmek isteyecektir. Lakin azaptan kurtulmak ne mümkün? Onları bekleyen tek şey alevler saçan bir ateş olacaktır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Me'ariç suresi 11 ve 14. ayetlerde.
Evet. Peki arkadaşlar. Başka bir ayet okuyalım. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyesuddu an sebîlillâhi feseyunfikûneha. Kafirler Allah yolundan engellemek için mallarını infak ediyorlar, infak etmeye de devam edecekler. Sümme tekûne aleyhim hasraten. Sonra bu onlara ne olacak? Bir pişmanlık olarak dönecektir. Bir pişmanlık olarak dönecektir. Hasret kelimesinin ikinci olarak geçtiği ayette burasıymış. Enfal suresi. Birinci ayet neydi? Nerede geçiyordu? Meryem suresi 39'da. İkincisi ise Enfal suresinin 36. ayetinde geçiyor. Bir diğer kelime ise ne dedik? Nedamet dedik. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْعَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ. O gün nedamet duyacaktır. لَمَّا رَعَوْا الْعَزَابِ. Azabı gördüğü zaman zulmeden her bir can yeryüzünde olanların tümüne sahip olsaydı bunu fidye olarak vermek isteyecek. Azabı gördüklerinde nedameti eserra fiili iki manaya geliyor. Eserra fiili ya nedamet pişmanlığı açığa vurmak ya da pişmanlığı gizlemek. Bu detaya girmeyeceğim. O gün herkes pişmanlıktan ah vah çekecektir. Peki şimdi asıl biraz daha detaylandıralım konuyu. Buraya kadar ilk mukaddime hariç bu kısmı bir özetleyelim. Dedik ki o gün pişmanlık günüdür. Nedamet günüdür. Kur'an'da bu iki kelimeyle ve bazı edatlarla, edatlara girmeyeceğim Arapça bilmediğiniz için, ama iki kelimeyle karşımıza çıkıyor. Birisi hasret, birisi nedamet. İkisi de pişmanlık demektir ama ciddi anlamda mana farklılıkları vardır Kur'an-ı Kerim'de. İnsan pişman olunca ne yapacak o gün? Her şeyini vermek isteyecek dedik. Peki neden dolayı pişmanlık duyacak bakalım. O gün neden dolayı pişmanlık duyacak? Bir, sırayla gidiyoruz sayın. Bir, يَوْمَ تَقَلِّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. O gün ateşte yüzleri döndürülecek. Sen bugün yüzüne bir ütüyü basmaktan uzak duruyorsun. Çünkü o benim yüzümü parçalar diyorsun. Bütün insanlar böyle o ütüye, o kızgın ateşe seni sürüklemeye çalışsa bile ne yaparsın? O ateşe gitmemek için bütün gücünle mücadele verirsin. Ama o gün kıyamet gününde en çok bunu da işleyeceğiz. Kıyamet azabıyla ilgili bu konuda işleyeceğiz. İnsanların yüzü ateşe sunulacak. Ateşte döndürülecek böyle. Yekulune diyecekler ki ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasul. İnsan birinci pişmanlığı Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmemek olacaktır. İnsanoğlunun kıyamet gününde pişmanlık çekecek. İnsanoğlunun çekeceği pişmanlık, burayı dinleyin arkadaşlar, dağıldınız biraz. Dağılmayın. Evet. İnsanlar o gün pişmanlık çekecek. Çekeceği pişmanlıklardan bir tanesi, birincisi Allah'a ve Resulüne itaat etmemektir. Kim ki Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmezse o gün pişmanlık duyacaktır. Kim ki Allah'a itaat edilmesi gerektiği gibi itaat etmezse, kim ki Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmesi gerektiği gibi itaat etmezse o gün büyük bir pişmanlık duyacaktır. Bu bir. İki, başlığımız ne arkadaşlar? Tekrar ediyoruz. Neden dolayı pişman olacak insan? İnsan kıyamet gününde pişman olacağız değil mi? Neden dolayı pişman olacak? Bir, Allah'a ve Resulüne itaat etmemekten dolayı. İki, okuyoruz. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. Kıyamet gününde onları ateşin karşısında dururken bir görseydin. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ. Keşke geri dönsek de. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık. Ayetleri yalanlamaktan dolayı, ki bu kafirlerle ilgili bir ayettir. İnsan ikinci pişmanlık neden olacak? Allah'ın ayetlerini yalanlamasından dolayı büyük bir pişmanlık duyacaktır. Bu da iki. Üç, bu ikinci okuduğum ayet, birinci okuduğum ayet Ahzab suresi 66. ayetiydi. Bunları özellikle söylüyorum ki soruları cevaplarken arayıp zorlaş, yani zorunuza gitmesin, kolay olsun diye. Tamam mı?
Yani soruları bunlara göre. İşte diyeceğim ki Allah'a ve Resulüne itaat etmemekten dolayı pişmanlığın duyulacağının delili hangi ayettir diyeceğim. Siz o ayeti yazacaksınız. O ayeti ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Tamam mı? Özellikle ayetleri söylemeye çalışıyorum. Bir, Allah'a ve Resulüne itaat etmemek dedik. Ahzab suresi 66. İki, Allah'ın ayetlerini yalanlamak dedik. Enam suresi 27. Üç, وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. O gün zalim ne yapacak? Ellerini ısıracak, ellerini ısıracak. Neden dolayı? يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Resul'le beraber yol tutmadı, Resul'e tabi olmadı, Resul'e ittiba etmediği için zalim o gün elini ısıracak. Üçüncü pişmanlıkta neden dolayı olacakmış? Resul'e ittiba etmemek, Resul'ün sünnetiyle sünnetlenmemek, Resul'ün yoluyla o yolda gitmemekten dolayı hadis inkarcıları, Resul münkürleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinden yüz çevirenlere çok büyük bir tehdit. Vallahi ben sadece bu tehdide maruz kalmama adına sımsıkı ama sımsıkı sünnete yapışmayı, hani bir hadis inkarcısı olsaydım ben, bu ayet, sadece bu ayet hadis inkar etmekten beni vazgeçirirdi. Keşke Resul'le beraber bir yol tutsaydım diyor. Resul'le beraber yol tutma. Resul nasıl oturursa oturacaksın. Nasıl ayağa kalkarsa kalkacaksın. Resul ne yaptıysa onu yapacaksın. Evet. Üçüncüsü buymuş. Bu da Furkan suresinin 27. ayeti. Arkadaşlar dördüncü başlığımız, o gün pişmanlık duyacağımız hususlardan dördüncüsü. Bunu biraz alt kategorilere ayıracağız. Allah'ın istediği bir Müslüman olmamak. Allah'ın istediği Müslüman olmadığı için, Allah'ın övdüğü insanlardan olmadığı için, Allah'ın değer verdiği niteliklere sahip olmadığı için insan o günde pişman olacaktır. Bu dördüncüsü. Şimdi dördüncüyü maddelendiriyoruz. A şıkkı diyoruz. Mümin olmadığı için. Biraz önce okuduğumuz Enam suresinin ayetinin sonunda وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Keşke müminlerden olsaydım diyor. Keşke ben müminlerden olsaydım. Mümin olmadığı için ne yapacak? O gün pişmanlık duyacak. Enam suresi 27. 2. Müslüman olmadığı için pişmanlık duyacak. Hicr suresi 2. ayet رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ. Kafirler o gün kafirler arzu edecekler. Neyi arzu edecekler? Keşke Müslüman olsaydık. Keşke Müslüman olsaydık. 2. 3. Salih insanlardan olmamaktan dolayı pişmanlık duyacağız. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Birinize ölüm gelmeden önce size verdiklerimizden infak edin. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِ اِلٰى اَجِلًا قَرِيبٍ. Rabbim beni yakın bir ecele ertele de sadaka vereyim. وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Keşke salihlerden olayım. Rabbim bana ölüm geldi ya, pişmanlık başlıyor. Salih olmamış, salih ameller işlememiş, güzel fiillerde bulunmamış, namazını güzelce kılmamış, orucunu güzelce tutmamış, kötülüklerle iştigal etmiş, haramlara dalmış, ölüm onu bulmuş. وَنَكُونَ مِنَ الصَّالِح۪ينَ. Keşke وَاَكُونَ مِنَ الصَّالِح۪ينَ. Keşke ben salihlerden olsam. Rabbim biraz beklese ölüm. Ölüm biraz da ertelense. لَوْلَا اَخَّرْتَن۪ي. Keşke beni biraz ertelesen. Beni biraz daha geriye bıraksan. Bugün değil de bir 6 ay sonra ölsem. Bugün değil de bir 15-20 gün daha dursam. 15-20 gün boyunca gece gündüz salih amel işlesem de sana kavuşsam diye bir pişmanlıkla karşılaşacağız. Bakın arkadaşlar, şu an hiçbiriniz için şu dakika itibarıyla o pişmanlık gelmiş değil. Şu an hiçbirimizde ve hatta şu an bizi sosyal medyadan bu videoyu seyreden arkadaşlar, hepimiz şu bilinçli olmamız lazım. Şu an ölüm geldi mi? Daha gelme değil mi? Salihlerden olma imkanımız var mı? Var. Kıyamet koptu, Allah'ın huzuruna çıkmadık mı? Daha çıkmadık. Resul'e ittiba etme imkanımız var mı? Var. Resul'le beraber yol tutma imkanımız var mı? Var. Müminlerden olma imkanımız var mı? Var. Şu an daha pişmanlık bize gelmedi. O halde daha pişmanlık gelmediyse daha önümüzde imkan var. Belki bir saat var. Belki iki saat var. Salihlerden olabiliriz şu an biz.
Müminlerden olabiliriz. Müslümanlardan olabiliriz. Resulle beraber yol tutabiliriz. Allah'a ve Resul'e itaat edebiliriz. İşte bu hatırlatmayı da bunun için yapıyoruz biz. Bu hatırlatmayı da bunun için yapıyoruz. Dördüncü maddeyi şıklara ayırdık. Daha doğrusu alt kategorilere ayırdık. A. Mümin olmak dedik. B. Müslüman olmak dedik. C. Salih olmak dedik. D. Muttaki olmak diyoruz. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Ya da şöyle diyecek. Allah bana hidayet etse ben muttakilerden olsam. İnsan muttakilerden olmadığından dolayı bile pişmanlık duyacak. Muhsin olmamak, ihsan sahibi olmamak. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ Azabı gördüğü zaman لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً Keşke ben geri döndürsem de فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ İhsan sahibi kimselerden olsaydım. Keşke ben tekrar döndürsem de ihsan sahibi kimselerden olsaydım diyor. Bir başka pişmanlık sebebi. Arkadaşlar bunların hepsi pişmanlık sebebi. Ölüm sana geldiğinde pişman olmamak istiyorsan muttakilerden olacaksın. Ölüm sana geldiği zaman pişmanlık duyanlardan olmamak için muhsinlerden olacaksın. Ölüm sana geldiği zaman nedamet çekmemek adına kıyamet gününde pişman olmama adına ne yapacaksın? Resul'le beraber yol tutacaksın. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Arkadaşına dikkat edeceksin. Keşke diyor, keşke şunları arkadaş edinmeseydim. Arkadaşına ve dostuna ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. O zikir bana geldikten sonra beni yoldan saptırdı. Oturduğun meclise dikkat edeceksin. Kalktığın meclise dikkat edeceksin. Sevdiğine dikkat edeceksin. Nefret ettiğine dikkat edeceksin. Kimin peşinden gidiyorsun ona dikkat edeceksin. Taklit ettiğin kimseye dikkat edeceksin. Kimlerle aynı meclisi paylaşıyorsun? Kimlerin meclisinden uzak duruyorsun? Buna dikkat edeceksin. Dikkat etmezsen o pişmanlık seni mutlaka bulacak. Ya veyleta leyteni. Ya veyleta ne demek ya veyleta? Saçını başını yoluyor adeta. Dizlerine vuruyor. Yani tercümesini bilmiyorum bu kelimenin ben. Ama bir işte büyük bir üzüntüden ve acıdan dövünen bir yaşlı kadın düşünün. Ellerini vuruyor, saçlarını yoluyor, elbiselerini parçalıyor acıdan dolayı. İşte ya veylete o demek. Allah'ın istediği kimseler dost edilmeyenin hali kıyamet günde bu olacak. Allah'ın istediği kimselerle halil olmazsan kıyamet günde halin bu olacak ve diyeceksin ki leyteni lemettehiz fulanen halila. Keşke ben şunları dost edinmeseydim. Şu kimselerle beraber olmasaydım. Şu kimselerle oturmasaydım. Bunlarla keşke kalkmasaydım diyeceksin. Evet. Pişmanlık duyacağımız bir tanesi şeyde keşke ama keşke isteyeceğimiz şeyde yekulu ya leyteni kaddemtu lihayati. Keşke kıyamet günü için ben hazırlık yapsaydım. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl yaşadım. Bomboş bir hayat sürdüm. 60 yıl yaşadım. Kıyamet gününe dair dolu dolu bir hazırlığım yok. 75 yıl yaşadım. Heybem bomboş. Keşke ya leyteni kaddemtu lihayati. Keşke ama keşke o hayatımda bazı hazırlıklarda bulunsaydım diye ne yapacak? Pişman olacak. Bir başka husus biraz önce okuduğumuz ayet. Bu arada hızlı bir şekilde ayetlerin numaralarını söylemedim ben. Müslüman olmak için, mümin olmak için pişmanlık Enam suresi 27. Müslüman olmamak adına yapılan pişmanlık Hicr suresi 2. ayet. Salih olmamak adına yapılan pişmanlık Münafıkun suresi 10. ayet. Muttaki olmamak üzere duyulan pişmanlık Zümer suresi 57. ayet. Muhsin olmamak üzere duyulan pişmanlık Zümer suresi 58. ayet. İyi arkadaş ve iyi dost edinmemekten kaynaklanan pişmanlık Furkan suresi 28. ayet. Ahiret hayata için hazırlık yapmamaktan dolayı duyulan pişmanlık Fecr suresi 24. ayet. Ve yine Münafıkun suresi 63. ayet. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولِ رَبِّي لَوْ لَا اَخَّرْتَنِ اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَدَّقَ Keşke ne yapsaydım? Sadaka verseydim. İnfak etmemekten dolayı da pişman olacağız. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yani günahları bir kenara bırakın. Zamanı boş boş harcamayı bir kenara bırakın. Gözünüzle,
Haramlara dalmayı bir kenara bırakın. Dilinizle haramlara dalmayı bir kenara bırakın. Elinizle haramlara dalmayı bir tarafa bırakın. Yalanı bir kenara bırakın. Gıybeti bir kenara bırakın. Yeterince sadaka vermediğimiz için dahi pişman olacağız. Yeterince infak etmediğimiz için dahi o gün bir pişmanlık bekliyor bizi. O gün bir pişmanlık bekliyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bunların her birini ayrı ayrı da işleyeceğiz inşallah. Bunların her birini, her bir maddeyi bu süre içerisinde Ramazan ayına kadar bunların her birini ayrı ayrı işleyeceğiz Allah izin verirse. Peki son olarak vaktimiz bayağı ne yaptı? Uzadı. Biraz sabredin inşallah. Son olarak da şuna değinelim. Kıyamet günündeyiz. Pişmanlık artık o seviyeye gelmiş ki eğer ölümün öldürülmesi olmasaydı, Allah ölüme bir son vermeseydi o pişmanlık insanoğlunu öldürecekti. Ve insanoğlu keşke dünyaya geri döndü, keşke şu ameli işleseydim, keşke mümin olsaydım, keşke salih amel işleseydim, keşke şunu arkadaş edinmeseydim, bununla beraber bir yerlere gitmeseydim diye pişmanlık diyor insanoğlu. Peki kendisine nasıl bir çözüm bulacak? Bu pişmanlıkların fayda vermeyeceğini biliyor. Neyi temenni edecek? Üç şeyden bahsedeceğiz. Bir tanesi dünyaya geri dönmeyi temenni edecek ki biraz önce ayette geçti beni geri dönder de salihlerden olayım diye. İkincisi bak neyi temenni edecek? İnna enzernakum azaben qariba yevme yenzurul mer'u ma qaddemet yedahu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Hiç toprak olmak ister misiniz şu dünyada? Ha? Var mı içinizden ben toprak olayım diye? Bakın arkadaşlar pişmanlığın ulaştığı seviyeye bak. Öyle büyük bir pişmanlık ki, öyle büyük bir hal ki, durum yani okuyup geçtiğimiz ayet arkadaşlar bunlar. Bir düşünün bakalım bir. Var mı içinizde şu an ben toprak olayım diye? Toprak olmayı dileyen hiç böyle bir şey diler mi bir insan? Kıyamet gününde o pişmanlıktan dolayı keşke toprak olmayı dileyecek. Keşke toprak olsaydım diyecek. Bu birincisi, bu ikincisi, üçüncüsü. Bir dilekte ve emma men utiye kitabahu bi yeminihi kimin kitabı bi şimalihi kimin kitabı soluna verirse fe yekul ya leyteni lem ute kitabi kitabının hiç verilmemiş olmasını dileyecek. Keşke kitap hiç verilmeseydi. Keşke kitapla benim bir alakam olmasaydı. Keşke bugüne ben kavuşmasaydım. Ve lem edri ma hisabiye. İyi dikkat edin arkadaşlar. Bu ayetin sonunu bir şeye bağlayacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim. İyi dikkat edin. Keşke ben hesabı hiç bilmeseydim. Keşke bugüne kavuşmasaydım. Ya leytaha kânetil kâdiye. Keşke öldüm. Ölüm bir son olsaydı bana. Mâ ağna annî mâliye. Malım benden hiçbir şeyi götürmedi. Kıyamet günündeyiz. Allah'ın huzurundasın. Cehenneme gireceksin. Defterin açılmış. Defterinde şirk var. Defterinde fısk var. Defterinde fücur var. Defterinde mala yani işlerle boş boş uğraşmak var. Defterinde gözünü haramlara dikmek var. Defterinde dilinle gıybet etmek var. Defterinde dilinle Allah'ın istemediği kelimeleri söylemek var. Defterinde infak etmemek var. Defterinde cihattan yüz çevirmek var. Defterinde Allah'ın ayetlerini 3-5 kuruş pahasına satmak var. Defter bunlarla dolmuş. Defterde Allah'ın seni uyardığı, bunları yapma dediği ne varsa defter bunlarla dolmuş. Diyorsun ki ya leyteni lem ute kitabiye. Keşke bu defter bana verilmeseydi. Ve lem edri ma hisabiye. Keşke ben bu hesabı tatmasaydım. Helek anni sultaniye. Bütün gücüm, bütün malım, bütün mülküm yok oldu gitti. Huzuhu fegulluhu. Onu tutun. Onu atın. Thümmel cehime salluhu. Onu cehenneme gönderin. Thumma fi silsilatin zer'uha 70 zira'an fasluku. Sonra onu zincire sarın. Bunları söyleyecek kişi kim bakın arkadaşlar? İyi dikkat edin. Böyle pişmanlık duyan, böyle nedamet duyan, böyle hasret çeken,
böyle büyük bir üzüntü içinde duyacak kimsenin innehu la yu'minu billahil azim, o azim olan Allah'a iman etmiyordu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin, miskinler de doyurmaya yanaşmıyordu. Subhanallah. Adamın ikinci vasfına bakın. Miskinleri doyurmaya yanaşmıyordu. Bu ayeti iki şekilde anlayabiliriz. Bir, zahiri ifadesiyle miskinleri doyurmaya yanaşmamak sosyal hayatta Müslümanın ihtiyaç sahiplerini gözetmemesi, sosyal hayatta ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmemesi Müslümanın onu cehenneme yaklaştırır. Böyle de anlayabiliriz. Fark etmez. Ya da bir kimsenin miskinleri doyurmaması, yeterince infak etmemesi, sadaka vermemesi, insanların dertleriyle ilgilenmemesi Allah'a iman etmemesinin bir göstergesidir. Bir kimsenin imanı Allah'a iman etmemek derken kamil iman diyelim. Bir kimse Allah'a ne kadar eksik iman ediyorsa miskin, yetim, fakir, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarından o kadar uzaklaşır. Bir kimse Allah'a ne kadar güzel iman ediyorsa, ki bu iman edenlerin efendisi kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisinden bir şey istendiği zaman kendisine lazım olanı bile vermiştir. İhtiyaç sahibi olduğu zaman şu benim kiram, kiramı vereyim, kalanı infak edeyim dememiştir. Kirasını vermiştir. İhtiyaç sahibi olduğu zaman bunu ben yiyecektim, karnım aç, yok bu onun olsun demiştir. Bir sürü hadis vardır. Görmedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok ihtiyacı var diyor, değil mi? İşte Allah'a iman ne kadar güçlü olursa yetimi, yoksul ve ihtiyaç sahiplerini doyurmak o kadar güçlü olacaktır. Peki son sözümüz arkadaşlar şu. Şu ana kadar anlattığım şeylerin hiçbirisi sizin bilmediğiniz şeyler değil. Ayet numaralarını bilmiyor olabilirsiniz. Ama sorsam, o gün insan kötü arkadaşlıktan dolayı pişman olacak mı desem, evet olacak dersiniz. Salih amel işlemeyen kimse o gün pişman olacak mı desem, evet olacak dersiniz. Şu ana kadar ben bir saat boyunca size bilmediğiniz bir şeyler anlatmadım. Ama faydaya hasıl oldu mu? Çünkü fezekkir innema ente müzekkir. Sen hatırlat. Kur'an öğüttür arkadaşlar. İşte bu sene Allah'ın izniyle bu oturumlarda biz öğüt almaya çalışacağız. Nasıl ki burada benim şu sözlerim bende de sizde de bir faydaya sebep olmuşsa evinize gideceksiniz. Bu ayetlerden sadece bir tanesini açın. Rabbim, yani sadece Fecr suresinde geçen يَقُولْ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, sadece bu ayeti açın. Ezberleyin. Kişi diyecek يَقُولْ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, sadece bunu düşünün. Bir hafta boyunca bunu düşün. Keşke kıyamet günü için hazırlık yapsaydım. Kafir o gün keşke kıyamet günü için ben hazırlık yapsaydım diye pişmanlık duyacak. Sadece bunu düşünün. Sadece bunu tefekkür edin. İşte Kur'an bunun içinmiştir arkadaşlar. Bunları tefekkür edelim. Bunları ne yapalım? اَفَلَا يَتَدَبَّرُنَ الْقُرْآنِ, onlar Kur'an'ı hiç tedebbür etmezler mi? İşte bunları ne yapacağız? Bol 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 tedebbür edeceğiz inşallah. Peki bu kadar yeter olsun inşallah. Çok güzel dinlediniz. Allah sizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.